Kıymetli kardeşlerimiz, farklı bir ortamdayız. Bir güzelliği yaşamaya geldik burada. Az sonra sizlere bilgi vereceğiz. Burası Fil Dişi'nde, başkentte bir site. Yaklaşık 20'şer metrekareden oluşan dairelerde insanlar hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Onlardan bir tanesi de ailenin ismi Hüsran? Olga. Olga ailesi. Olga ailesinin farklı bir hikayesi var kıymetli kardeşlerimiz. Onlar İslam'la şereflenen kardeşlerimizden birisi. Önce abimiz İslamiyet'e giriyor. Daha sonra da hanımefendi giriyor. Bizler için, inananlar için dünyada en iyi şey ne diye sorduğunuz zaman bir insanın İslamiyet'ine veya İslam'la şereflenmesine vesile olmaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde sizin için dünyada bir insanın İslamiyet'le şereflenmesi dünyadaki ve içindekilerin ne varsa hepsinden daha iyidir hadis-i şerifine mazhar olduk elhamdülillah. Onun için burada tabii hanım kardeşimize soracağız. Yani bu kadar böyle bir ortamda İslam'la şereflenmesine vesile olan hikayesi nedir onu soracağız inşallah. Üstad, mahiye el hades ellezi anne ve babadan, yani ailenin tüm fertleri Hristiyan olan bir aileden gelmekte hanım kardeşimiz, ablamız. Hiye zahabet ila el kenisa. 15 sene önce kendi gitmiş olduğu kilisede Hristiyan olduğunu belgeletmiş orada. Yani orada işte vaftizmi yapıyorlar. Yani usul neyse 15 sene önce Hristiyan olarak kayıtlara girmiş. Yani şimdi tabii hikaye, yani altyapısına baktığınız zaman adam 15 senedir Müslüman. Her Ramazan geldiğinde kadın iftar, yani oruçlu değil, beyefendi oruçlu. Yemek yaptığı zaman işte kokusu ona gider diye kadın da yemekten mahrum olmuş. O zaman dilimi boyunca. Kulla ana akaltu fil masjid. Ve hiye ta'rif enneha fil dâhileha mutadarrib. Tabii burada gerçekten yani örnek bir aile altyapısından da bahsediliyor. Şimdi beyefendi diyelim ki işi var. İşi olması hasebiyle oruçluyken eve geldi. Ama yemek saati bitmiş. Aç olmasına rağmen, oruçlu olmasına rağmen hanımefendi bir daha eziyet çekmesin, İkinci kez yemek yapmasın diye ben dışarıda yemeği yedim geldim diye o gün aç kalıyormuş. Maintenant, j'ai regardé. Souvent il me dit bon. Tabii ailesi, yani adam Müslüman olduktan sonra, beyefendi Müslüman olduktan sonra demiş ki biz o adama seni evlendirdik. O adamla seni evlendirdik. O senin eşin. Onun Müslüman olması onun kendi tercihi. Biz ona saygı duyarız demiş ailede. Tabii bir de şimdi hanımefendinin tabi olmuş olduğu kabilenin bazı inançları, itikatları var, yaşantıları var. Ölü öldüğü zaman onlar da 3 ay falan dolapta saklıyorlarmış. Defnetmeden önce de 3 gün etrafında dans ediyorlarmış. Yani tabii bir Müslümanların haline bakıyor. Bir de yani kendi insanlarının defnediliş şekillerine bakıyor. Diyor ki benim sonum böyle olmasın. Hepsi bunların diyor bir etken oldu diyor. Tabii kendisi Hristiyan ve rahatsızlık da geçirmiş bir ara. Rüya görüyor. Rüyasında bir tarafta kilise var, bir tarafta cami var. Bir tane insan çıkıyor. Diyor ki şimdi değil ama ben sana ileride kiliseyi mi tercih edeceksin, camiyi mi tercih eden sana söyleyeceğim diyor. Ve kadın uyanıyor, bir şaşkınlık geçiriyor. Diyor ki ben bir Hristiyanım diyor. Ben rüyamda neye cami görüyorum acaba diye bir yani bir kuşkuya dalıyor. Hada fakat yetentazil iza vujidat lahu mauna yusafir li hazihi inşallah. Tabii şimdi burada Hristiyan kayıtlarına göre kayıtlı olduğu için kendisini şu anda ailesine gidecek. Ailesiyle birlikte kiliseye gidecek. Kilisedeki kayıtlarını sildirecek ve ailesine de kendisine bundan sonra artık Müslüman olduğunu, kendi tercihi olduğunu kabilesine ve diğer insanlara da aktaracak. Belki bir umulur ki diğer insanlar da yani tekrar bu kardeşimizle birlikte Müslüman olabilirler. Böyle bir etki yaratabilir inşallah. Yani tamamen diyor burada hocamız bu mahallenin imamı zaten. Bu caminin, bu mahallenin imamı. Yani bu hocanın insanlarla olan ilişkisi, Müslümanların merhamet anlayışı, Müslümanların ikili ilişkileri diyor beni çok etkiledi diyor. Hiçbir menfaat beklemeden, çünkü zamanında
Müslüman olabilirdim ama diyor inana inana göre göre bunları şey yaptım, yaşadım. En sonunda Müslüman olmaya, nefesimi Müslüman olarak Rabbime teslim etmeye karar verdim diyor. Biz de tebrik ediyoruz inşallah. Şimdi kardeşimiz Ayşe ismini aldı. İnşallah hel nüceddit kelimeti şehade. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Muhammedun Rasulullah. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Tebrik ediyoruz inşallah kardeşimizi. Allah razı olsun. Yani üstad nahnu yani ekber ferha binisbe lena. Yani hiye el an esbahat uhtena el kebira fi Abidjan. İnşallah merral cay ne'ti neşrab el kahve min yediha. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz ablamıza dedi ki artık sen bizim Abidjan'da büyük ablamız oldun. Bir sonraki geldiğimizde inşallah kahvemizi senin o mübarek ellerinden içeceğiz inşallah. İnşallah. Hocam. Bizlere de dua etsin. Yani la tensa eddua lena inşallah. Şimdi hayırlı olsun diyoruz ablamıza inşallah. Siz üstada, üstad da ablamıza. Yaklaşık Türkiye'den 6-7 bin kilometre uzaklıktayız. Biz gençler olarak ailemizin yanında değil, ablamızı ziyarete geldik. Dolayısıyla o da artık bizim annemiz niyetinde. Ona şöyle güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Bütün Müslümanlar kardeştir. Ve inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Livahül Hamd sancağının altında birbirimize şahitlik ederek buluşmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz.